tehseben ferihine bime. Bizlere birlik, beraberlik, kardeşlik şuuru nasip eyle. Bütün şehitlerimizin ruhlarına. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ Vatanımız için, polislerimiz için. Adana Büyükşehir Belediyesi. Başkanım, nasılsınız? Sizinle bayramınız. Ben açayım ya. Şöyle gölgeye, gölgeye. En içten duygularımda mutluyum. Esas bizim bayramımız 31 Mart'tı. Sonra yürüyüş hatırlandı. Bugün de güzel bir bayram yaşıyoruz. Bu sıcağa rağmen olağanüstü büyük ilgi, büyük kalabalık. Aslında bizlerden beklendiğim, bizlere karşı güvenin bundan sonra Türkiye'nin önü açıldığında bir göstergesi. Hepimiz çok katkıydınız, çok çalıştınız. Hepimiz çok çalıştık günlere gelmek için. Hani Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi tez zamanda çok işler yaptık ama asla bununla kifayet edemeyiz. Bununla kifayet etmeyeceğiz. Türkiye'yi tehlikelerden, patikalardan temizleyinceye kadar biz mücadelemize devam edeceğiz. Belediye başkanları başarılı olmasın diye ciddi bir çaba var. Ciddi bir gayret var. Bu sadece Adana için değil. Bu bütün illerimizde böyle. Şimdi büyük ölçüde başarılı olan ilçe başkanları büyükşehir belediye başkan adayları gösterildi ve çoğu kazandı. Hani başarılı olacaklarından eminler. Daha iyi olacaklarından eminler ve zaten Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ilçeleri, illeri yönettiği yerde o kentte daha büyük huzur, daha refah, daha özgür insanların olduğuna rastlamak mümkün. Bunun da yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği yerlerin gelişimi devirlerinden daha hızlı. Bu bizim yaptığımız bir araştırma değil. Bu Avrupa'daki bir uluslararası şirketin yaptığı araştırma. Yani bizim başarılı olacağımızdan hiç kuşkuları yok. Onun için ellerinden geleni yapıyorlar. Adana'da gördünüz. Biz işçiye, emekçiye bayramda alacaklarını verebilmek için borçlama getirdik, reddettiler. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, hangi seti koyarlarsa koysunlar, nasıl bir çaba içerisinde olurlarsa olsunlar bizi çalıştırmak üzere, biz enginlere sığmayacağız, taşacağız. Hani böyle acil. Enginlere sığmam taşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Biz her koşu. Dedim ki arkadaşlar, bu belediyeyi ben çalıştırmak getirmek zorundayım. Bizim tutumumuz siyasi değil. Gerçekten değil. Bugün bir belediye 95 milyon gelirinin 70'ini işçiye verirse yürüyemez. Bu katır bu yükü taşımıyor. Biz bu katın üstünden yük almak zorundayız. Ve zaten biliyorsunuz bir sürü insan çalışmıyordu, işe gelmiyordu. 31 Mart'tan sonra yılda insanlar işe gelmeye başladı. Ne yazık ki genç
Mazbat'a yanmamızdan ötürü onların da altyapısını hazırlamışlar. Geçmişe dönük imzalarımızı artırmış. Fakat biz bu işleri devam edeceğiz. Bize PKK'lı diyenleri, çalışmayanları, gelip huzuru bozanları, hatta gelip emeğinden istifade edemediğimiz insanlara boşuna para vermeyeceğiz. Böylelikle belediye çalışanları getirip Adana'yı çağ attıracağız. Adana'ya sınıf atlatacağız. Ben 13 bin, 14 bin çalışanına sorumluluğum olduğu gibi 2,5 milyon Adana'da sorumluluğum var. Bütün Türkiye'de sorumluluğum var. Bütün Türkiye bir siz diyor değil mi? Türkiye'de en çok izlenen iki belediye başkanı, biri Ekrem İmamoğlu, Medar İftiharımız, biri de Zeytin Karadar. Onu hem Türkiye'de.